Ile kardeşler biz mesela işçi hakları diyemeyiz. İşçi hakları bugünkü literatürde gelişmiş, bilhassa komünist sistemlerin dünya gündeminde yoğun olarak tuttuğu şeydir. İşçi hakları. İşveren hakkı da diyemiyoruz tek başına. O da kapitalist mantığın ürünüdür. Biz bir mümin olarak işçinin hakkı vardır diyoruz. İşverenin hakkı vardır diyoruz, işin hakkı vardır diyoruz. Mümin bir yerde çalışırken, bir fabrikada çalışırken, bir sanayi tesisi kurup patron olduğu zaman veya filan bir çiftlik kurduğu zaman ne olursa olsun şuna iman eder, şöyle düşünür: ben Rabbimin bana rızık kazanmak, ailemi geçindirmek için takdir buyurduğu alana geldim. Burada çalışarak veya çalıştırarak kazanç elde edeceğim. Dünyamı mamur edeceğim. Param olacak. Veya işte filan ihtiyacımı gidereceğim. Ama Rabbim beni ahireti kazanmak, dünyayı da imar etmek için yarattı. Ben öğle namazına giderken hangi Allah'ı razı etmek için gittiysem, şu çiftliği kurarken, bu atölyeyi kurarken veya işçi formu doldurup burada işçi olurken de Allah'ın mahlukatına hizmet edecek bir iş yapıyorum. Dolayısıyla öğlende camide Rabbimin rızasını kazanıyordum. Şimdi atölyede Rabbimin rızasını kazanıyorum. Böyle inanır. Bu inanç da filan düşünürün, filan Müslüman mütefekkirin icat edip keşfettiği bir şey değildir. Bu ilk inen Kur'an ayetlerinin koyduğu kurallardandır. İlk defa Kur'an inerken bu kuralı koydu. Allah Teala Müzzemmil suresinde Kur'an okumak, yeryüzünü Kur'an'la nurlandırmak için görevlendirdiği peygamberi aleyhissalatu vesselam ve onun etrafındaki ilk nesle, haydi salın kendinizi bakalım şu yeryüzüne, şimdi Kur'an'ı yayın, şimdi Allah'ın kitabıyla amel edin, Müslümanlığınızı ortaya koyun. Ama Allah görüyor ki 24 saat Kur'an okumak olmaz, 24 saat namaz kılmak olmaz. Görüyor Allah bunu, dinlenerek, kurallara dikkat ederek yapın ha. Çünkü Müzzemmil suresinin 20. ayeti. Çünkü Allah görüyor ki sizden bir kısmınız ailesini geçindirmek için çalışmak zorundadır. Ve aharune yadribune fil ard, bir kısmınız toprakta çalışacaklar, şuraya buraya ticarete gidecekler. Bunu Allah görüyor. Bunun için bir de وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ, bir kısmınız da eline kılıç alıp Allah için cihada gideceksiniz. Bu iki şeyden dolayı Allah sizin 24 saat Kur'an okumanızı, 24 saat namaz kılmanızı, 24 saat aktif secdede kalmanızı emretmiyor. Neden? Çünkü bir kısmınız ticaret yapmak, çalışmak zorundasınız, bir kısmınız da cihad etmek zorundasınız diyor Allah Kur'an'ında. Böylece bir mütefekkirin, filan hoca efendinin, filan yazarın keşfi değil, Allah'ın şeriatı cihatla Bedir'de, Uhud'da, Hendek'te, Yermük'te Rabbim ruhum sana feda olsun diyenlerle, Rabbim çocuğumun rızkı için bu tezgahın başındayım diyeni Allah denk tutuyor.